Selamlar hepinize. 104. ünitede yine zamanlarla ilgili bir konu işleyeceğiz. Bir önceki ünitede in, on, at konusuna bakmıştık. Şimdi ise karşımızda from, to, until, since ve for kelimeleri var. Anlamlarına bakacağız ama sadece anlam yeterli olmayacak. Yapısına bakmamız çok önemli cümlenin. O açıdan bu ders gerçekten önemli. Özellikle since konusunda çok karıştırılır. Simple past'ta da kullanabileceğiz, bazen present perfect'te de kullanacağız hepsinin anlamlarına ve yapılarını tek tek bakacağız. From ve to'dan başlayalım. Bilmiyorum kelimelerin anlamlarını hiç bilmiyor, biliyor musunuz? Muhtemelen karşınıza çıkmıştır. Özellikle bu kitabı işleyenler, baştan sona işleyenler olduysa kesinlikle görmüşlerdir. Ama bazen farklı anlamlarda da karşınıza çıkabiliyor. Örneğin from to'da olduğu gibi. Buradaki from den'den anlamında, to ise ea eki anlamında. Biz to'yu daha önce mekmak için anlamında çok gördük ama o anlama gelebilmesi için to'dan sonra bir fiil olması gerekiyor. Burada fiil olmayacak bir zaman kavramı olacak. Bir gün olabilir, tarih olabilir, yıl olabilir, saat olabilir. Bu tarz zaman kavramlarından bahsederken to kullanırsak eğer ea eki anlamını verecek bize. Veya ea kadar anlamı da katabilir. Detayına şimdi giriyorum. Örnek cümlede demiş ki We lived in Japan from 1992 to 2001. Yani 1992'den 2001'e veya 1992'den 2001'e kadar. İki şekilde de çevirebilirsiniz Türkçe'ye. Ee, 92'den 2001'e kadar Japonya'da yaşadık. Tamamen geçmişten bahsediyoruz. Dikkat edin o yüzden simple past tense kullanıyorum. Ve artık o tarih bitmiş. 2001 geride kaldığı için geçmiş zamanda bir cümle kurdum. Sonrasında I work from Monday to Friday. Bu ise simple presentta bir cümle. Genelden bahsediyor. Pazartesiden cumaya çalışırım. Bunu e kadar diye çevirmiyoruz Türkçe'ye. O yüzden bazı yerlerde ea2, bazı yerlerde ea kadar anlamda kullanacağız. İkisi birlikte kullanıyor. Dikkat edin. From ve to. Şundan şuna kadar gibi. Bir de şöyle de kullanabiliyoruz. Alt, alttaki cümlede verdiği gibi. You can also say from until. Until zaten tek başına e kadar anlamı katıyor. Bunu tek başına kullandığımız yerler de olacak. From la birlikte kullandığımız yerler de olacak. Aynen from to anlamını katacak bize. Aynı cümleyi vermiş zaten. We lived in Japan from 1992 until 2001. Ama da hangisi daha sık kullanılır derseniz bu from to yapısı daha sık kullanılır. Until tek başına kendisinin bir e kadar anlamı var zaten orada kullanacağız. Ama yanlış da değil. Yine aynı şekilde 92'den 2001'e kadar derken böyle kullanabilirsiniz. Ama bu from to çok daha yaygın. Kısaca söyleyeyim, from Dandaniki to E2 Peki, until ne demek? O da e kadar demek. Burada bazı örnekler vermiş. Until Friday Cuma'ya kadar. Until December Aralık'a kadar. Until three o'clock Saat 3'e kadar. Bir de burada dikkat ettiyseniz bir cümle var. I come back. Until I come back Ben gelene kadar demek. Until'dan sonra bir cümlede kullanabilirsiniz. Simple present da olabilir, geçmiş bir şeyden bahsediyorsak simple past tense de olabilir. Örnekler, egzersizlerde karşımıza tekrar çıkacak. Burada örnek cümleler vermiş, onların ne olduğuna bir bakalım. Demiş ki they are going away tomorrow. Go away bir yerlere gitmek demek. Yarın bir yerlere gidiyorlar. They will be away until Friday. Cumaya kadar dışarıda olacaklar, bir yerlerde olacaklar demek. Sonrasında bu Devil BV gelecek zamandan bahsediyorum. Will'in kısaltmış hali şu LL2. İkincisinde ise I went to bed early but I wasn't tired. Geçmiş zamanda bir şeyden bahsediyor. Simple past tense yapmış. Erken yattım ama yorgun değildim. I read a book. Bir kitap okudum. Dikkat edin read, read, read'dir. Aynı yazılır read ve red red ama farklı okunur. Read diye okuyorum bunu. Geçmiş zaman cümlesi olduğunu bir üstteki cümleden anlıyorum. I read a book until 3 o'clock. Saat 3'e kadar e kadar anlamı katıyor. Kitap okudum demek. Normal saatle vermiş. Burada günle vermişti Friday derken. Burada ise cümleyle verdi tekrar. Wait here, burada bekle. Until I come back. Ben gelene kadar burada bekle demek. Bir de till var. Ne farkı var? Hiçbir fark yok. Aynı şey. Çok da sık kullanılıyor. You can also say till until yerine wait here till i come back. Until demek gene till de kullanabilirsiniz. Aynı cümle ben gelene kadar burada bekle demek. Sonrasında compare demiş. Karşılaştır. How long will you be away? Ne kadar süre dışarıda olacaksın? Tatilde olacaksın gibi bir şey. Until Monday. Pazartesiye kadar demiş. Bir sonraki cümlede ise when are you coming back on Monday? Pazartesi günü How long ne kadar süre? When ne zaman? Ne zaman geri dönüyorsun? Pazartesi günü. Bir önceki üniteyle ilişkili aslında. Until Monday derseniz pazartesi günü ne kadar? On Monday derseniz pazartesi gününde gibi bir anlam katıyor ama Türkçe'de de, de kullanmıyoruz. Sadece pazartesi günü diyoruz. Ama İngilizce'de tek başına böyle Monday diye kullanılmıyor. Başına bir on getirmek zorundasınız. Bilmiyorsanız konuyu bir önceki üniteye gidip tamamen detaylarıyla öğrenebilirsiniz. Şimdi till'ı söyledik. E kadar demekti. Since. En önemlilerden biri. Since plus a time in the past. Eminim ki çok görmüşsünüzdür since'i. Restoranlarda yazar genelde. Since 1999 mesela 1999'dan beri demek. Tam karşılığı den beri, dan beri gibi bir anlam var. Demiş ki we use since after the present perfect. Bu kısım çok önemli. Since'i present perfect'ten sonra kullanırız. Have been, have done etc. Present perfect yapısı have, has, he, she, it için has, diğerleri için have. Ve verb tree yani fiilin üçüncü haliyle kullanıyoruz. Ama dikkat edin burada çok önemli bir nokta var. Birazdan anlatacağım. Örnek cümleler vermiş. Since Monday, pazartesiden beri. Since 1998, 1998'den beri. Since 2.30, 2.30'dan beri. Asıl önemli kısım burası. Since I arrived, ben geldiğimden, vardığımdan beri. Demişti ki present perfect cümlesinde kullanırız. Evet doğru ama since'ten hemen sonra gelen cümle simple past tense'de olur. Bir on, yani ikisi birlikte bir cümlede olur aslında. İki tense vardır. Hatta şurada bir örnek var ondan bahsedeyim. It has been raining since I arrived. Bizim perfect tense'den bahsettiğimiz bu. It has been raining. Bu ise perfect continuous. Bir süredir şu olmakta gibi bir anlam var. It has rained de diyebilirsiniz. Yağmur yağdı demiş olursunuz it has been raining derseniz yağmur yağmakta yağmur yağıyor gibi bir anlam kadar bu taraf present perfect cümle asıl cümle bu aslında asıl tersimiz present perfect burada ama sinceten sonraki cümle simple past tense'de yapıyoruz neden çünkü tamamen geçmişte olan bir noktadan bahsettiğim için I arrived geçmişte bir noktada geçmiş dediğim bir saat öncesi de olabilir bir noktada ben geldim bu simple past'tır geçmişte kaldı ve o tarihten beri ya da o saatten beri yağmur yağmakta neden perfect tense ile kullanıyoruz since'i? Geçmişten bugüne kadar hala devam eden eylemler için perfect tense kullanıyoruz çünkü mantığı bu. Şimdi tekrar bir başa dönelim. Başka nerelerde kullanmışız? Joe is in hospital demiş. Joe hastanede. Şu andan bahsediyor. He has been in hospital since Monday. Pazartesiden beri hastanede. Bu konuyu biraz uzatacak belki ama e, bilmeyenler için çok önemli. Şu anda bir şeyden bahsederken emizar kullanabilirsiniz. Şu an şu bu cümlede olduğu gibi Joe is in hospital hastanede. Ama ne kadar süredir hastanede olduğunu söylemek isterseniz veya yani bir olayın ne kadar süredir devam ettiğini söylemek isterseniz o zaman perfect tense kullanmanız gerekir. Burada olduğu gibi pazartesiden beri hastanede. O yüzden he has been in hospital since Monday diye kullanıyorum. Eğer ki konuyu bilmiyorsanız lütfen perfect tense konusuna ...bayağı bir eskilerde kaldı ünitelerde ama... ...ona kesinlikle bir gidip bakın... ...ondan sonrasında Sins'e e tekrar bakmaya çalışın. Sonrasında ne demiş? From Monday to now. Pazartesi'den bugüne kadar gibi. Yani pazartesiden beri demek. Sonrasında... Sue and Dave have been married... ...since 1968. Sue ve Dave evliler. Normalde evliler derken şöyle söyleyeyim. They are married derim. Onlar evliler. Ama ne kadar süredir evli olduklarını söylemek için... They have been married perfect tense yapıyorum. Since 1968 de yapıyorum. 1968'den beri evliler demek. Ve bu cümleyi zaten yapmıştık. Since'den sonrasında bir e, cümle kullanmıştık. Burada since Monday dedim. Gün verdim. Yıl verdim ve e, normal bir cümle de verebiliyorum. Bu cümle de simple past tense de olmak zorunda. Sonrasında compare demiş. Uh, we lived in Japan from 1992 to 2001. Ee, 1992'den 2001'e Japonya'da yaşadık gördüğümüz bir cümleydi. Burada ise we lived in Japan until 2001. 2001'e kadar Japonya'da yaşadık demek. Ne zaman yaşadığınızı belli etmiyorsanız, söylemiyorsanız sadece until diye kullanabilirsiniz. Ama şu tarihten bu tarihe derseniz o zaman from to yapısını kullanın. Aşağıdaki cümlede ise now we live in Canada demiş. Şimdi ise Kanada'da yaşıyoruz. We came to Canada in 2001. In dediği burada D daha 2. 2001'de Kanada'ya geldik. We have lived in Canada since 2001. Yani 2001'den beri Kanada'da yaşıyoruz demek. Dikkat edin. Perfect tense yapısı. We have lived. Yaşadık diye de çevirebilirsiniz. Normalde perfect tense Türkçe'ye yaptık ettik diye çeviriyoruz ama böyle bir yapıda özellikle live fiiliyle yaşıyoruz diye çevirebilirsiniz. 2001'den beri Kanada'da yaşıyoruz. Yani from 2001 2001'den 2001'den until now şimdiye kadar demek. Peki alttaki cümlede ne vermiş? We use for not since. Uh, plus a period of time, three days, 10 years etc. A period of time dedi bir zaman sürecinden, zaman periyodundan bahsederken for kullanıyoruz. Since de geçmişten bir nokta veriyoruz. For'da ise bir süreç veriyoruz. Yani three days, üç gün gibi, ten years, 10 yıl gibi. Bu şekilde bir süreç zamanı veriyorsanız bunu forla kullanmamız gerekiyor. Çoğunlukla Türkçe'ye dırdır eki diye çevireceğiz. Ama bazı yerlerde değişecek. Sırası geldikçe söylerim. Demiş ki Joe has been in hospital for three days. Joe üç gündür, burada dırdır eki diye çevirebilirsiniz. Üç gündür hastanede. hastanede. Bunu since ile nasıl yapardınız? Joe has been in hospital since Monday atıyorum. Pazartesiden beri derseniz since Monday. Üç gündür derseniz for three days. İkisinde de perfect tense kullanıyor. Have has verb three veya have has been verb ayın yapacağız. O da continuous bir eylemse eğer. Şimdi for'a tekrar vermiş neler olduğunu. For plus a period of time demiş. Nelerdir bu a period of time? Three days, üç gün, Tabii ki çeşitlendirebilirsiniz. Ten years, five minutes ve a long time. Bu çok kullanılır. For a long time, uzun zamandır demek. Cümlelere bakalım da neler söylemiş. Gary stayed with us for three days. Gary 3 gün bizimle kaldı. Bu cümlede dikkat edin, perfect tense yok. Demek ki bu geçmişte olmuş ve bitmiş bir şeyden bahsediyorsam eğer simple past tense kullanıyorum. Bir üstteki cümlede şunu anlıyorum. Perfect tense kullandıysa 3 gündür hastanedeydi, hala da hastanede demek. Yani o 3 gün daha bitmemiş. Yani ya da hastanede olma olayı bitmemiş, hala hastanede. Burada ise "ger state" derseniz geçmişte kalmış, şu anda kalmıyor demek. Aradaki fark bu. Sonraki cümlede I'm going away for a few weeks. Bu da önemli. For a few, yani a few birkaç demek. Birkaç haftalığına Gidiyorum bir yerlere demek. Dırdır eki katmıyor burada. For a few, week, few weeks birkaç haftalığına demek. Ee, sonraki cümlede I'm going away for the weekend demiş. Hafta sonu için demek burada. İçin anlamı katıyor. Hafta sonu için bir yerlere gidiyorum. Burada the weekend dediğimiz aslında two days'e tekabül ediyor gibi düşünebilirsiniz. Belli bir şey yok. Ee, bir rakamlı bir şey vermiyorum aslında. Three days, ten years, five minutes gibi şeyler kullanmıştık ama The weekend derseniz iki günden bahsettiğimiz için o yüzden bununla da for şeklinde kullanıyoruz. Bir sonrasında ise they've been married for ten years demiş. On e, yıldır evliler. Burası çok önemli tekrar söyleyeyim. Onlar evli derken veya ben evliyim derken fark etmez. They are married dersiniz. Onlar evliler. Şu anda evliler. Ama ne kadar süredir evli olduğunu söylemek istiyorsanız eğer o zaman perfect tense de kullanırsınız. They've been married ve ne kadar süre olduğunu söylersiniz. For ten years diyebilirsiniz. Veya since 2011 dersiniz örneğin. 2011'den beri. Aynı anlama gelir. Bitmiş mi konu bakalım? Evet bitmiş. Çok kısacık bir özet geçelim. Ne demekti bunlar? From to yapısı şundan şuna demek. Yani from Monday to Friday. Pazartesinden Cuma'ya gibi. Until derseniz e kadar demiş olursunuz. Until Friday Cuma'ya kadar gibi. Since derseniz den beri eki katmış olursunuz. Since Friday, Cuma'dan beri veya since'den sonra simple past tense'de bir cümle gelebilir. Since I arrived, ben geldiğimden beri gibi. Veya for'la az önce anlattığım gibi çoğunlukla dırdır iki katacak, için anlamı katabilir. A period of time, bir zaman periyodu kullanıyorsak eğer, iki gün, beş gün, beş saat gibi şeylerden bahsediyorsak eğer o zaman for'la kullanıyoruz. Şimdi e, egzersizleri yapacağız. Kesinlikle çok önemli. Kesinlikle katılın buna. Ee, şeyleri muhtemelen karıştıracaksınız. Simple past tense mi perfect tense mi? Neden kullanıyoruz bunları? Onlara bakacağız. Birazdan egzersizlerde görüşürüz. İlk egzersizde bizden cümleleri tekrar kurmamızı istiyor. Bu sefer from to kullanacağız. Yani şu tarihten şu tarihe kadar. Until yani şu tarihe kadar. Veya since şu tarihten beri gibi anlamlar yapacağız. Dört kişi vermiş burada açıklamalar vermiş herkes kendi açıklamasını yapıyor. Mesela birinden başlayalım. Alex'ten başlıyoruz öncelikle. Demiş ki I live in England now. Şu an İngiltere'de yaşıyorum. I lived in Canada before. Before cümlenin sonunda ise eğer daha önce anlamı katıyordu. Daha önce Kanada'da yaşadım. I came to England in 1999. İngiltere'ye 1999'da geldim. Şimdi buradan şunu anlıyorum. 1999'a kadar Kanada'da yaşamış. 1999'dan beri de İngiltere'de yaşıyor. Bunların hepsine tek tek bakmayacağız çok zaman kaybetmemek için. Ben şeylere baktım okuyacağım tabii ki ama şöyle yapacağız mesela iki tarih verdiyse from to yapacağız yani 91'den 99'a diyeceğiz. Eğer ok verip ondan sonrasında 1999 dediyse 1999'a kadar diyeceğiz yani until ile kullanacağız. Ama önce tarih sonrasında ok verdiyse since kullanacağız yani 1999'dan beri şeklinde kullanacağız. Şimdi bu kurallarla önce bir okuyalım tabii ki. Ondan sonrasında cümlelerimizi yapalım. Ee, demiş ki önce I live in England demiştik. E, Alex kısmını okumuştuk. Neler vermiş cümlede? Alex lived in Canada from 1991 to 1999. Okey. 1991'den 1999'a kadar Kanada'da yaşadı. Bu bölümde şu çok önemli simple past tense mi kullanacağım? Perfect tense mi? Hala yaşıyor mu Kanada'da? Hayır yaşamıyor. O zaman simple past tense kullanıyorum. Çok dikkat edin. Hala yaşıyor olsaydı perfect tense kullanacaktı. Burada ise Alex lived Kanada demiş tekrar. Yine Kanada'da yaşadı. Ne zamana kadar? 99'a kadar. Hala yaşıyor mu peki? Hayır yaşamıyor. Öyleyse yine normal simple past tense kullanacağım. until diye kullanacağım. Until 1999. Artık Kanada'da yaşamıyor. O yüzden normal simple past. Yani fiilin ikinci hali ve until kullandım. Üçüncüsünde ise Alex has lived in England. Has lived diye kullanıyorum. Perfect tense İngiltere'de yaşıyor anlamı katıyor bize. Perfect tense bazen idi eki katar yaşadı veya yaşıyor gibi mantığına göre cümlenin Türkçe'ye öyle çevireceğiz. Burada hala yaşadığı için biz yaşıyor diyeceğiz. 1999'dan beri İngiltere'de yaşıyor diyeceğiz. O yüzden beri nasıl diyoruz? Since. Since 19 onun Onu zaten kendisi vermişti. 1999'dan beri diye yapıyorum. Dikkat edin tekrar söyleyeceğim bunu. Lift dedim. Kanada'da yaşadı. Artık yaşamıyor. Yine lift dedim. Yine Kanada'dan bahsediyor. Burada ise has lived dedim. Perfect tense kullandım. Çünkü hala İngiltere'de yaşıyor. 99'dan beri geçmişte de yaşıyordu. Şu anda da yaşıyor. Bu yüzden perfect tense kullanıyoruz. Peki Karen için hemen bir okuyalım. I live in Switzerland now. Şu anda İsviçre'de yaşıyorum. I lived in France before. Daha önce Fransa'da yaşadım. I came to Switzerland in 2003. Cümleleri muhtemelen anlıyorsunuz ama hiç anlamayanlar için Türkçe'ye çeviriyorum. I came to geldim demek. To e a eki. İsviçre'ye geldim. Ne zaman? 2003'te. Buna göre cümleleri yapalım. Şimdi 2003'ü vermiş. Until şeklinde yapacağım. Ee, önce oku vermiş. O yüzden 2003'e kadar yaşadı diyeceğim. Carol lived in. Nerede yaşadı 2003'e kadar? Fransa'da yaşamıştır. Carol lived in France. Buradaki in D da iki. Until 2003. Şeklinde yapıyorum. Geçmişte kaldı. Artık yaşamıyor. O yüzden lived diye yaptım. Simple past tense'de. Şöyle. France until 2003 diye yaptım. Şimdi has lived de yapıyoruz, hala yaşıyormuş, 2003'ten beri Switzerland'da yaşıyor. O yüzden uh, Karen has lived in Switzerland since de yapıyorum, since 2003 diye. Sonrasında bu iki tane Karen vermiş, şimdi Claire'a geçmiş. Ee, ne demiş Claire? Uh, I work in a restaurant now. I worked in a hotel before. Daha önce otelde çalıştı. I started work in the restaurant in 2001 demiş. 2001'de başlamış. Demek ki hala çalışıyor. Bakalım. Claire worked. Zaten otelde de vermiş. Claire worked in a hotel derim. In a hotel. Uh, bu eskiden de o yüzden work diye yapıyor. Simple past tense de yapıyor. From diye kullanacağım. İki tarif veriyor. From 1998 to 2001 diye yapıyorum from 1998 to 2001. 1998'den 2001'e çalıştı. Şu anda çalışmıyor. Orada vermiş ben full cümleyi yazdım. Şimdi restoranda çalışıyor. 2001 demiş yani 2001'den beri çalışıyor diyeceğiz. Dikkat edin tersine has worked diye kullanıyor. Çalışıyor. Hala çalışıyor çünkü. Has worked in a restaurant. Since de yapıyorum bu sefer. Den beri. Since 2001. Diye yapıyorum. Bir de Adam kaldı son olarak. I'm a journalist now demiş. Journalist gazeteci demek. I was a teacher before. Daha önce öğretmenmiş. I started work as a journalist in 1998. Şimdi bakalım. Was demiş. Ee, idi demek. Neden was diye kullanıyorum? Herhangi başka bir fiil yok. Teacher olmaktan bahsedeceğiz. Öğretmen olmak. O yüzden be fiili kullanıyorum. Geçmiş hali. Artık değil çünkü öğretmen. Adam was a teacher. Evet, yes, no vermiş. Adam was a teacher. Aralık mı vermiş? aynı aralık vermiş. From 1992 to 1998. 1992'den 1998'e kadar öğretmendi. Şimdi ise journalist. Bu sefer has been diye verdi. Be fiili. Geçmişte yaparken was diyorum hala varsa perfect tense de yapıyorsam been diyorum. Fiilin üçüncü hali. Has been a journalist. Also da var burada. Has been a journalist since de yapacağım bu sefer. Since 1998 yani 1998'den beri demek. Bu kısım böyleydi. Biraz bilmece gibi. Uzun sürdü. Diğerleri daha kısa sürecektir. O yine aynı şekilde for diye kullanmış. Alex Kanada demiş. Alex lived in Canada for 8 years. 8 yıl Kanada'da yaşadı demek. 8 yıldır demeyiz Türkçe'de ama normalde dır dır eki. Ne kadar süre olduğunu söylüyorsak forla kullanıyoruz. Sonrasında has lived in England demiş. Alex İngiltere'de de yaşadı. 99'dan 2021'e. Bunu şeylerine bakmayacağım. Tarihlerine bakmayacağım. Zaman kaybetmeyelim. Ee, sadece şeyi söyleyeceğim. For 20 years diyeceğim mesela. 20 yıldır yaşıyor demek. Cümlelerin yapılana dikkat edin burada. Lived diye kullandı. Geçmişte yaşadı. Has lived. Hala yaşıyor. O yüzden perfect tense de yaptı. İngiltere'de 20 yıldır yaşıyor demek. Karen has uh, lived diyelim yine bunu. Atıyorum belki çalışıyor muydu? Yok. Switzerland'da yaşamıştır. Karen has lived. Hala yaşıyor. Dikkat edin. Has de kullandığı için. In Switzerland. Kaç yıldır diyelim buna? atıyorum uh, for eight years diyelim mesela. 8 yıldır Switzerland'da yaşıyor demek. For eight years diye yaptım. Bunu yapmıştık. Twenty years yapmıştık, eight years yaptık. Okay, worked in a hotel. Geçmiş zamandaymış. demiş, artık çalışmıyor. Worked in a hotel for four years diyorum. Bunları atıyorum sadece zaman kaybetmemek için. Uh, restauranttan bahsediyor. Şimdi has worked diyeceğiz. Artık e uh, şeyde, otelde çalışmıştı. Şimdi restoranda çalışıyor. Hala çalışıyor. O yüzden has worked bununla ilgili çok basit bir şey söyleyeceğim. Basit de önemli bir şey söyleyeceğim aslında. Has worked in a restaurant uh, for four years diyelim mesela. Şimdi normalde uh, perfect tense'de daha önce anlattıklarında şöyle bahsetmiştik. Eğer ki sayı rakam veriyorsak present perfect kullanırız. Ama süre veriyorsak perfect continuous kullanırız demiştik. Mesela I have read 50 pages today bugün 50 sayfa okudum kitap okumaktan bahsediyorum I have read diye kullanıyorduk present perfect ama e, 3 saattir kitap okuyorum derken I've been reading for 3 hours diye kullanıyordum I've been reading present perfect continuous peki neden burada kullanmıyorum 4 yıldır diyorum Sanki yani 3 saattir demekle de 4 yıldır demek arasında bir fark yok ama çok önemli burası Live, work gibi fiillerle hatta live work, teach ve study. Genelde bu dördüyle ama en çok leave ve work görürsünüz. Perfect Continuous kullanmanız gerekse bile kullanmazsınız. Yani böyle bir süreçten bahsetseniz bile Perfect Continuous kullanılmaz. Normalde normal Present Perfect tense kullanılır. Burada aklı karışanlar varsa bu açıklamayı yapmış olayım. Neden bahsettiğimi anlamıyorsanız Present Perfect ve Present Perfect Continuous ünitelerine bakabilirsiniz. Sonrasında uh, Adam'dan bahsediyoruz. Was a teacher, was a teacher uh, ne diyelim for nine years diyorum mesela atıyorum bunu. 9 yıldır öğretmendi. Öğretmenlik yapıyordu. Uh, şimdi has been diyeceğim. Burada çok dikkat edin. Was dedim. Öğretmendi. Hala journalist. O yüzden has been a journalist for 18 years diyeyim. 18 yılda yıldır da gazeteciymiş gibi bir cümle yaptık. Ve sıra geldi son bölüme. Aslında gördüğünüz gibi yazmıştım cevaplarını çünkü kaydını yapmıştım ama e, kamerada bir sorun varmış olmamış. O yüzden şimdi tekrar anlatacağım. E, şeyler cevaplar burada yazılı şekilde olacak. Şimdi neler istiyor bizden? Until, since ve for kullanacağız. Ne demekti? Until, e kadar. Şu tarihe veya şu saate kadar veya şu olaya kadar. Since, şu tarihten, saatten veya şu olaydan sonra demek. For ise şu kadar süreliğine demek. Şu kadar yıldır, şu kadar saattir gibi. Çoğunlukla dırdır iki katacak. Bazen süreliğine gibi Türkçe'ye çevireceğiz. Yani bir süreç olması gerekiyor. Şimdi ne demiş ilk cümlede? Sue and Dave have been married since 1968. 1968'den beri evliler. Burası çok önemli. Tekrar söyleyeyim. Normalde evliler derken they are married dersiniz. Şu anda evler. Ama şu kadar zamandan beri evliler demek isterseniz o zaman perfect tense kullanıyoruz. Have yani have has verb tree şeklinde. Have been married diye yapıyorum. Çünkü be married diye kullanılır. Evli olmak. Eğer bunu geniş zamanda yaparsanız be yine they are married dersiniz. Geçmiş zamanda yaparsanız they were dersiniz. Eğer ki geçmişten bugüne kadar hala devam ettiğini söylemek istiyorsanız they have been şeklinde yaparsınız. Yani emizar was were been şeklinde. Bu cümle böyleydi. Bakalım bir sonrakinde ne istiyor bizden. I was tired this morning. Bu sabah yorgundum. I stayed in bed blah blah, 10 o'clock. 10 o'clock yani saat 10'a kadar yatakta kaldım demeniz gerekir. O yüzden until 10 o'clock diye kullanıyorum. Peki neden since değil? Saat 10'dan beri yatakta kaldım da diyebilirdiniz. Ama öyle demeniz için I have stayed dersiniz ve hala bunun geçerli olması gerekir. Hala yatakta olmanız gerekiyor. Ama burada geçmiş bir şeyden bahsediyor. This morning diyor. I was tired diyor. Bu sabah yorgundum. Artık demek ki bu sabahta değilim. Öğlen olmuş, akşam olmuş. O süreç geride kalmış demek. O yüzden simple past tense yapıyor. Ve böyle bir cümlede de since kullanamam. Çünkü since kullanmam için o olayın hala devam etmesi gerekiyor. Bunlar çok önemli ipuçları. Buralarını lütfen çok dikkatli dinleyin. Bakalım üçte ne istemiş bizden. We waited for Sue. Suyu bekledik, half an hour, but she didn't come, ama gelmedi. Yarım saat boyunca, yarım saattir bekledik diye kullanırsınız, o yüzden for half an hour şeklinde kullanırız. Dörtte ne demiş? Have you just arrived demiş, just, yeni, az önce demek, yeni mi geldin, az önce mi geldin diye soruyor. No, I've been here, hayır buradayım, buradaydım ve hala buradayım anlamında. I've been here half past seven demiş yedi buçuktan beri buradayım diye kullanırız. O yüzden since half past seven diye yapıyorum. I've been here. Dikkat edin buraya. Buradayım derseniz I'm here. Şu saatten beri buradayım derseniz I've been here. Aynen şu Mary cümlesinde olduğu gibi. Beşte how long did you stay at the party last night? Last night dün gece demek. Demek ki geçmiş zamanda bir şeyden bahsediyoruz. Partide dün gece ne kadar süre kaldın demek. Midnight demiş. Gece yarısı. Gece yarısından beri mi dersiniz? Gece yarısına kadar mı dersiniz? Ben kadar derim. Until veya till midnight şeklinde kullanıyorum. İkisi de aynı anlamda. Hiçbir fark yok. Until till. Gece yarısına kadar demek midnight ile kullanırsanız. Altıda Dan and I are good friends. Biz iyi arkadaşlarız. Yani Dan ve ben iyi arkadaşız. We have known each other. Know hem bilmek demek hem tanımak demek. Perfect tense yapmış. Dikkat edin birbirimizi tanıyoruz. Geçmişte de tanıyorduk, hala da tanıyoruz. Ne demiş? Ten years demiş. 10 yıldır tanıyoruz. Bir süre veriyor. Ne kadar süredir tanıdığımız. O yüzden for ten years şeklinde kullanıyorum. Yedi de I'm tired. I'm going to lie down. E, uzanacağım demek lie down. Yorgunum, uzanacağım. I'm going to ecek ecek eki. A few minutes demiş. Birkaç dakika. Yani birkaç dakikalığına uzanacağım diye kullanırsınız. O yüzden for a few minutes diye kullanırız. Birkaç dakikalığına uzanacağım demek. 8 don't open the door um, of the train demiş. Rain diye okudum özür dilerim. Don't open the door of the train. Trenin yani trenin kapısını açma. Bir cümle var sonrasında the train stops. Tren durur demek. Tek başına cümleyi kurarsanız. Ama şöyle yapabilirim. Tren durana kadar demek için until the train stops diye kullanıyorum. Dikkat edin, geniş zamandan bahsediyorum. Şu andan bahsediyor. Şu andan veya genişten bahsediyor diyebiliriz. Trenin kapısını açma, tren durana kadar şeklinde yapıyoruz. Bunu şu yüzden söyledim. Normalde e, öğrencilerimle çok karşılaşıyorum. Durana kadar, duran, nasıl söyleyeceğim bunu diye. E, Türkçede mesela bunun şeyi yok. E, tense kullanmıyoruz burada. Ama İngilizce'de çok daha kolay. Sadece bir ekle, normal bir tense cümlesi yaparak o an o aynı anlamı verebiliyorsunuz Türkçedekiyle. Türkçede cümle kurmak çok daha zor kesinlikle. Ama burada geniş genel bir şeyden bahsediyorsanız simple present tense until kullanarak yapabilirsiniz. Geçmişte olan bir şeyden bahsediyorsanız simple past tense kullanırsınız. Yine başına until getirirsiniz. Şu olana kadar, bu olana kadar demiş olursunuz. Peki 9'da ne demiş bakalım? This is my house. Bu benim evim. I live here. Burada yaşadım ve hala yaşıyorum demek. Bla bla. I was seven years old. Cümle vermiş, tarih vermemiş, since diye kullanırım. Yani den beri, 7 yaşımdan beri burada yaşıyorum demek. Yine aynı şekilde e, normal bir cümle kuruyorsunuz İngilizce'de geçmiş zamanda. Çünkü 7 yaşından beri ise 7 yaşında olduğu tarih geçmiştedir. O yüzden simple past tense bir cümle kurarsınız ve başına since getirerek bu kalıbı yapmış olursunuz. Yani şöyle, I lived here since I was 7 years old. 7 yaşından beri burada yaşıyorum demek veya yaşamaktayım gibi. Onda Jack has gone away, he'll be away, bla bla Wednesday. Dışarı yani bir yerlere gitmiş diyelim dışarı demeyelim buna go away bir yerlere gitmek, bir yerlerde olacak, şehir dışında olacak gibi düşünebilirsiniz. Wednesday demiş Çarşamba. Burada Çarşambaya kadar dışarıda olacak diye kullanırım. Until Wednesday tamamen mantıken. Yani. Neden since yapmadım? E, çarşambadan beri dışarıda olacak diye bir cümle kuramam. Mantıksız olur. O yüzden çarşambaya kadar demem gerekir. Peki 11'de Next week I'm going to Paris e, ne demiş? E, three weeks, three days demiş. Gelecek hafta Paris'e gideceğim. Süreçten bahsediyor. Bir süreden ne kadar süreliğine? Üç günlüğüne demek. O yüzden for three days diye kullanırım. Burada üç gündür diye çevirmiyoruz Türkçeyi. Üç günlüğüne diye çeviriyoruz. 12'de I usually finish work at 5.30 but sometimes I work blah blah 6. Finish bitirmek demek normalde. işten çıkarım anlamında. Çoğunlukla işten çıkarım saat 5.30'da ama bazen 6'ya kadar çalışırım diyebiliriz. O yüzden until 6 diye kullanıyorum. A clock demek zorunda değilsiniz. Şart değil ama a clock'u sadece tam saatlerde kullanabiliyorsunuz. Onu bilin ama kullanmak şart değil. 13'te How long have you known Anna? Anna'yı ne kadar zamandır tanıyorsun demek. Present perfect'te de bir soru cümlesi. Bla bla we were at school together. Sadece bu cümleye bakarsak we were at school together birlikte okuldaydık. Birlikte okulda olduğumuzdan beri gibi Türkçe'ye çok güzel bir çeviri olmuyor ama bu şekilde yaparız. Yani okulda olduğumuz günden beri tanıyorum anlamında. O yüzden since diye kullanırız. Yine aynı şekilde dediğim gibi normal İngilizce'de tensine uygun bir cümle kurarsınız. Başına until veya since getirerek bu kalıpların hepsini yapabilirsiniz. Son olarak 14'te Where have you been? I've been waiting for you. Nerelerdesin demek. Where have you been? Seni bekliyorum. Blah blah 20 minutes. 20 dakikadır deriz. 20 dakikadır seni bekliyorum. O yüzden for 20 minutes şeklinde yapıyorum. Bu ünite bu kadar bitti. Bir sonrakinde yine buna benzer kelimeler çıkacak karşımıza. Before, after, during ve while şeklinde çok önemli kelimeler, bağlaçlar. Bunlarla cümle kur kurmayı öğreneceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videoların tamamına erişmek için çok cüzi bir tutarla üye de, üye de olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.